Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün üretimhaneye arkadaşlar tam 10 takım kuş getirdik. 12 miydi? O 10 takım kuş getirdik arkadaşlar ve üretimhanenin şeklini tamamen değiştirdik. Bayağı bir uğraştık. Şu anda saat gece 2. Ne bir oğlum, daha dün 2'ydi. Saat arkadaşlar 1.54 geçiyor. Bu arkadaş hala saati 1 sanıyor. Kafa o kadar yanmış. Saat gece 2 arkadaşlar. 2'ye kadar gerçekten inanın daha çıkmadım. Ama şöyle bayağı güzel oldu. Arka kameraya geçeyim. Göstereyim arkadaşlar. Şimdi arka kameraya geçelim. Bu arada kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye. Evet arkadaşlar, işte üretimhaneyi bu şekilde değiştirdik. Şöyle göstereyim. Burası kapı olan yer. Burada bildiğiniz gibi önceden salmayla 8'li dolap kafes vardı. Buraya telleri attık. Bugün bu kafesi getirdik arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar üretime ilk başladığım kafes. Arkadaşa vermiştim. Şimdi arkadaş bıraktı, tekrar geri geldi. Bu şekilde 5'li bir kafes. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşımızın ismi Berber Samet. Buradan izliyorsa selam olsun. Benim ismimi de söyledi çünkü. O yüzden söyleyeyim unutmadan. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Hangi kuşlar geldi? Şimdi bu kuşlar geldi. Şöyle göstereyim. Bayağı kırık güzel kuşlar geldi. Bunlarda hafif bir kırgınlık var. İnşallah onları çözeceğiz. Bu kuş yeni geldi. Bu kuş geldiğinde maalesef kursak mantarı var herhalde. Bunun 8 tane yumurtası vardı. 8 yumurtasını da ben kaydırdım arkadaşlar. Bu erkek geri geldi. Yeni geldi. Geri geldi derken. Yeni geldi arkadaşlar. Kapısı açılmıyor. Suluğu biraz değişik yere koymuşuz. Şöyle göstereyim ha. Şöyle bu erkek yeni geldi. Lütfumuz bizimdi. Bunu arkadaşlar tekrardan eşe atmış olduk. Bu kuşumuzu da şöyle, şunu bir oturtamadım ya. Şöyle koyayım. Sonra bu çiftimiz yeni geldi. Bunlar da renk güzelleri arkadaşlar. Bayağı değişik painted tarzında yerliler. Şöyle göstereyim bakın. Dişisi bu. Erkeği de bu. Zaten ikisi de aynı. Yuva kardeşi olabilirler. Kuşlar benim değil, bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar şu painted yeni geldi. Bakın kanatlarındaki esere bakın arkadaşlar. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Burada zaten bu iki kuş bizimdi arkadaşlar. Bunları da en üste aldım ben. En alttaydılar bildiğiniz gibi. En üste biraz daha hızlı iyileşirler. Bu erkeğe de bir tane dişi atacağım. Yarın çok geç oldu. Çok yoruldum. O yüzden şu an eşlemeleri şu anda yapmıyoruz. Bu kafes bildiğiniz gibi arkadaşlar şuradaydı. Ta en sondaydı. Bu kafesi de buraya getirdik. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini astıracağım arkadaşlar. Hakan abi o konuda yardım edecek. İzliyorsa buradan ona da selam olsun. Şu şekilde burayı full tahtayla beraber bu kafeslerin hepsini asacağız. Yani bu şekilde durmayacak. Şu anda ilk aşama. Yeni gelen arkadaşlar takımlardan birisi de zaten buydu biliyorsunuz. Bu takım yeni geldi. Bu takım bugün geldi yine aynı şekilde. Ama bu takım Samsun'dan geldi arkadaşlar. Şeyden gelmedi yani. Berber Samet'ten gelmedi. Şöyle göstereyim. Bu takımımız yeni geldi. Bu takım da bayağı iri, kırık bir kuş. Bunu satan kardeşimiz de ırk değiştiriyormuş. Zaten dünkü videoda geleceğinden bahsediyordum. Buradaki Japonesler yeniden arkadaşlar çiftleştiler zaten. Yumurtluyorlar. Bunlar bizim kuşumuzdu. Yeni gelenlerden arkadaşlar bu kuşlar yeni geldi. Bunlar Samsun'dan gelme. Bu kuşlar yeri çiftleştiler. Tekrar buraya gelir gelmez çiftleştiler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuna bir bak. Diyorlar ya yine öyle. Ondan sonra arkadaşlar yeni gelen takımlarımızdan şöyle göstereyim. Oradan bir erkek daha gelecek. Yeni gelenlerden şimdi bu kafese geçelim arkadaşlar. Şimdi bu da arkadaşlar yine aynı şekilde yeni gelen çiftimizdi. Bu hepsinden önce geldi. Bunlar yumurtladı arkadaşlar. Anlatıyordum Piet diye. Bu kuşumuz da yeni geldi. İnşallah bunların da yavruları sağ salim çıkarlar. Burada hasta bir Japonesimiz vardı biliyorsunuz. Bunun dişisini aldım, başka bir kuşla eşlettim. Onlar da yumurtlayacaklar. Bu şekilde oldu. Biliyorsunuz şu Japoneslerin yerinde şovlar vardı. Onları değiştirdik. Japonesleri buraya aldık. Şovları da arkadaşlar buraya aldık.
Şovlar artık burada gördüğünüz gibi dişi şu anda yuvayı gözlüyor. İnşallah girer yumurtlar. Buradaki şovumuz zaten Allah'a şükürler olsun 7/24 yuvada. Buradan çok güzel bir yavru geleceğinden zaten hiç şüphem yok. Yani üretimhanenin en iyi yavrularından birini atacaktır arkadaşlar. İnşallah diyoruz. Buradaki çarpık bacağımız şöyle artık bu biraz yükseğe çıktı. Hala yaşıyor. Hala ona bakmaya devam ediyoruz ve bakmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ölene kadar bize emanet artık o kuş. Bu şekilde videolarda da arada onu da göstereceğim. Yani üretimhanenin şekli bu şekilde oldu. Burada tel kafesler vardı. Buraya biz arkadaşlar şöyle genişten göstereyim ben size. Git bitmiyor. Bu şekilde burası bu şekilde oldu arkadaşlar. Burası da şöyle göstereyim. Burası da bu şekilde oldu. Yani bunları astıktan sonra burası tabii daha düzenli görünecek. Burayı astıktan sonra daha iyi olacak. Buraya 10 tane sıfır kafes alacağım. Burayı full 20 arkadaşlar. Şurayı böylece astıracağız. Buraya bir şu şekilde tahtalar indirip oradan da kafesleri astıracağız ki en altlar ceyrana maruz kalmasın diye. Bu arada bir tane Xiaomi aldık. Xiaomi hava temizleyici aldık arkadaşlar. Üretimhanenin toz için bu Air Puffer 2H olması lazım. Bayağı iyi bir makineymiş. İnşallah bizim de işimize yarayacak. Bu alet çok fazla çektiği için arkadaşlar bir de zamanlaması yok bunun. Ama o otomatik çekecek. Atıyorum kuş çırpındığı an, toz olduğu an arkadaşlar hemen otomatikmen çalışmaya başlayacak. Buradaki havalandırmayı tamamen kapattım. Büyük olanı iptal ettim arkadaşlar hava çarpmasın diye. Buradaki küçüğü ters çevirdim. Bu normalde içeriden dışarıydı. Şimdi dışarıdan içeri atıyor. Gece yine de kapatacağım ama tabii burayı. Bu şekilde havalandırma olayında bu şekilde çözdük arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Yani üretimhanenin şekli bu şekilde oldu. 10 takım kuş getirdik. Bu getirdiğimiz 10 takım da arkadaşlar yani yavru yumurta garantili yani o şekilde aldık. Boş bir kuş almadık. İnşallah bunların yavruları da geldiğinde çevireceğiz yani. Bir de 2 tane erkek fazladan aldım. 2 dişi de öyle attığımda 2 çift de o şekilde eklenecek arkadaşlar. Yani bunları astığımda zaten bu en altı da kullanabileceğim. Buradaki en altı da kullanabileceğim. Buradaki en altı da kullanabileceğim arkadaşlar. Bu kafesleri astığımda. Şu an kullanmama nedenim çiftlere hava çarpar diye arkadaşlar. Ama aldığımızda değişecek. Küçük kafesleri tamamen iptal ettim. Bunları dışarı attım. Bu kafes de yeni geldi. Bu dörtlü. Bu da zaten benimdi. Ben arkadaşıma vermiştim. Geri aldım şimdi ondan. O şekilde oldu. Yani üretimhanemiz bayağı bir değişti. Bugün çok yorulduk. Aşırı yorulduk. Bertan bir de sağ olsun sevgili ortağım gelmedi. Saat 10'a kadar. Yüzsüz. Bakın arkadaşlar yüzü burada. Şöyle göstereyim. Çalışıyordu. Çalışamadık yapmıyorsunuz ama. Evet. Bugün sevgili Aytan üretimden beraber yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani umarım beğenmişsinizdir. Yani bu şekilde. En son arkadaşlar videomuzu bu şekilde Mevlana'nın 7 öğüdüyle beraber kapatalım. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir sözle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bye bye.